Efendim, Kazakistan'ın Atırau bölgesinde Büyük Ulus Altın Orda Uluslararası Konferansı başladı. Etkinlik kapsamında farklı ülkelerden gelen bilim adamları, siyasetçi, arkeolog ve sanatçılar katılımıyla paneller düzenlenecek. Ayrıntılar almak üzere şimdi kameralarımızı Kazakistan'a, Atırau'ya çevirelim. TRT muhabiri Janar Salıbay ve konuğuna bırakalım sözü. Bugün Kazakistan'ın Atırau şehrinde bulunuyoruz. Atırau şehrinde Büyük Ulus Altın Orda Uluslararası Konferansı başladı. Etkinlikle farklı ülkelerden gelen arkeologlar, tarihçiler ve bilim adamları katkı sağlıyor. Yanımda da canlı yayın konuğumuz var. Canlı yayın konuğumuz Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Serhan Çınar. Efendim, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yapılmakta olan uluslararası konferansın önemi nedir ve Altın Orda Devleti'nin Türk dünyasında önemi hakkında da bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Altın Orda tarihte bakıldığı zaman Kazak Altay Dağları'ndan Balkanlardaki Karpat bölgesine kadar çok muazzam ve geniş bölgesinde Avrasya'da tarihi süreçte 13.250 ve 1500'lü yıllar arasında hüküm sürmüş olan 16 Türk Büyük Devleti'nden bir tanesidir. Bugün biz Batı Kazakistan bölgesinde Uran Nehri'nin Hazar Denizi'ne döküldüğü bölgede bulunmaktayız. Tarihi Sarayçık şehri olarak geçiyor ve Altın Ordalıların ilk başkenti olarak da tarihte bulunmaktadır. Altın Orda bugün genel anlamda Doğu Deşti Kıpçak ve Batı Deşti Kıpçak'ın ortasında bulunan ve Türk halkları için de aynı zamanda katalizatör bir görevi bulan önemli devletlerimizden bir tanesi Türk tarihinde. Tabii ki bu özellikle Sovyetler Birliği döneminde maalesef Altın Orda ve çeşitli Türk devletleri yeterince araştırılmamıştır. Hatta doğru söylemek gerekiyorsa hiçbir şekilde 1940'lı yıllardan sonra Altın Orda dönemiyle alakalı hiçbir çalışma mevcut bir şekilde yapılmamıştır. 1990'lı yıllardan sonra Türk devletlerinin bağımsız olması sürecinde Avrasya devletlerinde milli tarih yazımlarında Altın Orda ile alakalı çok önemli çalışmalar mevcuttur. Özellikle kültürel miras projeleri doğrultusunda bugün Kazakistan'da bütün Altın Orda tarihi ile alakalı tarihi vesikalar kendi dillerine çevrilmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Tabii Altın Orda Cengiz mirasıyla yüzleşme noktasında bugün Rusya Federasyonu da aynı şekilde çalışmalarını devam etmektedir. Avrasyacı odakta olduğunu söylediğimiz Karamizin gibi önemli tarihçiler Moskova Kniyezliği'nin kuruluşunda Altın Orda'nın önemine dair yüksek sözde bugün önemli çalışmalar yapılmıştır. Bugünkü konferansta da yine buradan Rusya'dan meslektaşlarımız gelmiştir. Anadolu Türklüğü açısından Altın Orda'nın şöyle bir önemi vardır. Çok erken tarihte aslında Altın Orda ya da Cengiz mirasının Batı Türklüğü ile beraber ilişkileri 11. yüzyılda bugün Kazakistan'daki güney bölgesindeki Sırdarya ya da Seyhun olarak bahsettiğimiz bölgedeki Oğuz şehirleri üzerinden geçmektedir. Tabii ki biz biliyorsunuz Selçuk Bey ile beraber bir 1040 yılı itibariyle kuruluşundan sonra bir batıya göç sürecimiz başlıyor. Biz bu toprakları batıya doğru genişletirken Altın Orda bu mirasın sahibi oldu. Aslında Orta Asya'daki Türklük mirasında bir anlamda sahip oldu. Bu anlamda ilişkiler gerçekleşiyor. Selçuklu döneminde özellikle Cengizli mirasından yine İlhanlılar ve kuzey bölgede Deşti Kıpçak'ta Altın Orda'nın çok büyük ilişkileri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Altın Orda'nın çok önemli ve ilk defa Müslümanlığını kabul ettiği Berke Han'ın Anadolu Selçuklu sultanları ile olan kendi akrabalık ilişkileri vardır, siyasi ilişkilerdir. Bu anlamda önemlidir. Ve yine Osmanlı erken dönem tarihi kroniklerinde Aşık Paşa Sade'nin Osman Bey'in kuruluş döneminde Doğu Deşli Kıpçak'tan gelen çok önemli Nogay bölgesinden gelen unsurlar bulunmaktadır. Bu anlamda aslında Altın Orda bir anlamda Osmanlı tarihinin kuruluşundan itibaren gerek İlhanlı, gerek kuzey bölgesinde Timurlulara karşı ve Bizans'a karşı her dönem müttefikimiz olan tarihteki bir devlettir. Çok ilginçtir ki aslında Altın Orda'nın bulunduğu coğrafyada 1500'lü yıllardan itibaren kendi
varlığını hanlıklara devretmiştir. Bu bölgede mirasçısı olarak da bir anlamda Osmanlı devletini görüyoruz. Bu mirasçılık ne anlamda? Kuzeyde Kırım bölgesi itibariyle görüyoruz. Bu şekilde. Efendim, Altınordu Devleti'ni araştırma konularında sizin üniversiteniz tarafından da katkı sağlanıyor mu? Evet, ben şu an Ankara Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora yapıyorum kendim. Kazakistan'daki milli tarih araştırmalarında ve daha genel boyutta arkeoloji çalışmalarındaki milli boyutun hangi anlamda yürütüldüğüne dair bir doktora tezi çalışmamız var. Bununla birlikte tarih bölümümüz ve sanat tarihi bölümümüzün hocalarımızın da 2019 yılı itibariyle gerek Atrav'daki Dost Muhammedov Üniversitesi, gerek yine Altınorda Merkezi'nin ki bugünkü gezide de gidilecek olan Saraycık şehrinin müze müdürlüğü ile beraber anlaşmamız var. Bölgedeki kazılara aktif olarak katılınacak uzmanlarımız Ankara Üniversitesi adına gelip konferanslar veriyor burada. Yine aynı şekilde Türkiye'den Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nden bir hocamız da şu an Dost Muhammedov Üniversitesi'nde bulunuyor. Başta Ankara Üniversitesi olmak üzere tabii Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden hocalarımız, özellikle Atayurt Kazakistan'a ve bunun en önemli merkezlerinden Saraycık şehrindeki gerek kazı çalışmalarına gerek tarih çalışmalarına aktif bir şekilde katılıyor. Türk tarihçiliğin yönü bu anlamda doğru bir noktaya gidiyor denilebilir. Efendim, canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. İşlerinize kolaylıklar dileriz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Kazakistan'ın Atarao şehrinde Büyük Ulus Altın Orda Uluslararası Konferansı yapılıyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Caner Salıbay, biz de hem sana hem de yayın konuğumuza teşekkür ediyoruz. Bu bağlantıyla birlikte de bir Avrasya gündeminin daha sonuna geldik değerli izleyenler. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.